Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين امين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizleri, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi istikametten, kendi yolundan kıyamete kadar ayırmasın. Rabbimiz bütün ölmüşlerimize, imanlı geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizin de dünyalarını, ahiretlerini mamur eylesin. Dünya ahiret sıkıntılarımızı gidersin. Allah ülkemize ve İslam alemine en güzel bir şekilde birleşmeyi ve inşallah Kur'an'ın, İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını nasip eylesin. Amin. Evet, güzel insanlar, aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Hadis sohbetimizin bu akşamki açılışını sizlerle beraber ilk önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Müslim ve Tirmizi kitaplarında geçmiş olan bir hadis-i şerifle efendim başlatmak istiyorum ki gerçekten kitapta gördüğümüzde çok bizi etkileyen bir hadis-i şerif. Dikkatimizi celbediyor. Sevgililer sevgilisi, liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bizlere, eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizleri giderir ve yerinize de günah işleyecek, sonra da tövbelerini yapacak, bu tövbe sebebiyle de onları bağışlayacak insanları yaratırdı buyuruyor. Yani sıfır kilometre böyle hepimiz melek gibi olsaydık, hepimiz böyle günah işlemeyen peygamberler gibi olsaydık, Allah Celle Celaluhu, hayır, ben böylesi istemiyorum. Benim o zaman efendim size karşı kullanacağım rahmetim, merhametim, affım efendim nerede görünecek? Dolayısıyla siz durun. Sizin yerinize şimdi ben efendim gelecek, beşerdir, hata edecek, yanlış yapacak, yanlışını anlayacak. Sonra efendim, ya Rabbi geldim, özür dilerim Allah'ım diyecek. Böyle kullarımı istiyorum ben. Ve biz de o kullardanız. Rabbim hepimizi bağışlasın inşallah. Bugüne kadar neler yapmadık ki? Neler yapmadık ki? Allah'tan ki kimse Cenab-ı Celle'nin efendim bildiklerini bilmiyor. Yoksa selam verenimiz bile olmayabilir. Dolayısıyla Allah'ımıza hamdolsun, şükürler olsun. Böyle bir merhametli Allah'ımız var. Böyle bir güzel affedici Rabbimiz var.
ve bizi bekliyor her zaman için. Gündüz günah işledin, gece gel, af dile, affedeyim seni diyor. Gece işledin, gündüz affını dile, affedeyim seni diyor. Efendim, bugüne kadar bütün yaptığın dağlar kadar yüklü günahların olsa ümidini kesme diyor. Ümidini kesme diyor. Kur'an-ı Kerim'de de var ya hani, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ey günahlıkar kullarım benim. Zümer suresi 53. ayette. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ayeti. Sahabe-i kiram böyle kuşlar gibi uçurmuş, sevinçlere boğmuş. Elhamdülillah. Biz de bugün aynı şekilde sevinçlere boğuluyoruz. Allah'ım bizi bağışla. Affeyle. Yanlış yaptık. Biliyoruz ya Rabbi. Biliyoruz. Ve bundan sonrasında da inşallah senin de desteklerinle, senin de bize efendim yapacağın yardımlarla o yanlışlardan, günahlardan uzak kalmaya çalışacağız. Bunlar da nedir? Kul olarak bizim haddimizi bilmemizdir. Yani zaten burada ortaya çıkacak her şey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya hani, yani imanın test edilmesi söz konusu olan bir hadis-i şerif sanki mübarek bizi orada da acayip bir şekilde rahatlatıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer diyor yaptığın iyilikler seni sevindiriyor ve günahların da seni üzüyorsa, bakın tekrar söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadesi. Yani yaptığın iyilikler, sevaplar, efendim hayırlar seni sevindiriyorsa, mutlu ediyorsa, elhamdülillah iyi ki yaptım deyip de böyle sen yatağına bu duyguyla girebiliyorsan, yanında da günahların, yanlışların seni efendim üzüyorsa, ya niye yaptım ben ya? Yazıklar olsun bana be. Gerçekten çok üzülüyorum be. Yani bir türlü de bırakamadım deyip böyle için için yiyor böyle, kemiriyor. Ondan sonra küçük büyük demiyorsun. Çünkü günahın küçüğü büyüğü olmaz ki. Kime ne karşı yaptığını insan düşünüyor. Allah'ımız geleceğim, huzuruna çıkacağım. Yani ne yüze çıkacağım ben? Allah-u Teala bu kadar bana ikram ediyor. Ben hala yanlışların peşindeyim. Efendim günahları işliyorum. Namazlarımı terk ediyorum. Yani yeter artık ya, yeter artık deyip böyle bir günah işleme de seni efendim gerçekten hüzne boğuyorsa, üzüntüye boğuyorsa, seni sıkıyorsa, daraltıyorsa sen müminsin buyuruyor. Sen müminsin. İman işte bunları sana efendim düşündürüyor. İman sayesinde buraları efendim sen düşünebilip efendim yolunu ona göre ayarlayabiliyorsun. Elhamdülillah. Ya Rabbi imanımızdan bizi ayırma. İmanı kamil nasip eyle. Kalbi selim nasip eyle. Sana bağlılık efendim noktasında bizi öyle güzel bir zirveye çıkar ki her yerde seninle beraber olduğumuzu anlayalım Allah'ım. Damarlarımıza, hücrelerimize senin sevgin girsin Allah'ım. Senin efendim aşkın girsin Allah'ım. Seninle olan o birlikteliğimizi her yerlerde efendim anlayalım. Her yerlerde duyalım ya Rabbi. Öyle güzel bize bir iman ver ki ya Rabbi. Onunla coşalım Allah'ım. Amin. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en nedemu tevbetun. Yani günahlarından insanın pişman olması var ya, bu da tevbedir buyuruyor. Günahlarından pişman olmak, böyle daha dilinden bir şey çıkarmadın ama o pişmanlık nereden geliyor? Kalpten geliyor. Yürekten geliyor. Efendim daha bir şey, biraz daha inelim aşağı, ciğerden geliyor. Yanıyor. Ya Rabbi ben ne yaptım? Ben ne yaptım ya Rabbi? Ben ne yaptım? Nasıl? Bunun hesabını nasıl vereceğim ya Rabbi deyip böyle düşüncelerin sen daha dilinden estağfirullah demeden önce Allah bunu meleklerine
tevbe etti kulum, affedin onu deyip, işte affettim onu deyip böyle bir müjdeyle yazdırtıyor inşallah. Onun için o günahlara karşı olan kanıksama olayını değil de tam aksine, tam efendim tersi günahlarla olan o bağ şeyimiz efendim her zaman bizi sıkmalı, üzmeli, efendim iç dünyamızda büyük bir travma geçirmemizi sağlamalı. Yani namazını terk ediyorsun, kaçırmışsın sabah namazını. Onun pişmanlığını yaşamak lazım. Onun pişmanlığı bir yerde efendim tövbedir. Yarın sabah inşallah kaçırmayacaksın demektir. Ona göre hazırlık yapacaksın demektir. İşte yanlışlıkla gözün bir harama kaydı. Hemen o pişmanlığını ifade et. Ne yaptım ben? Nasıl yaptım ben bunu? Allah'ım deyip bunları böyle düşünmek insan için en büyük erdemdir. En büyük efendim kalitedir. Allah Celle Celaluhu günahlarımıza karşı pişmanlığımızı gönlümüzden hiç ama hiç almasın. Ve bizi inşallah bugünler hürmetine, bu gecenin hürmetine efendim aff ve mağfiret etmiş olduğu bahtiyar kullarından eylesin. 0 kilometre etsin inşallah. Elimizde, dilimizde, gözümüzde, kulağımızda ne yaptıysak Allah Celle Celaluhu kulum bağışladım dediği o güzel efendim listeye bizim de ismimizi kaydetsin inşallah. Amin. İhtiyacımız var. Allah'ımıza ihtiyacımız var. Merhametine, rahmetine, affına ihtiyacımız var. Hepimizin ihtiyacı var. Bir de analarımızı, babalarımızı da alıyoruz bu dualara. Bütün mümin kardeşlerimizi de alıyoruz bu dualara. Yani işin özeti nedir? Rabbena gufirli ve li valideyye ve lil müminine. Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri yevme yekumul hisab, kıyamet gününde, efendim o mahşer gününde bağışla Allah'ım, bağışla Allah'ım, bağışla Allah'ım. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle diyor bize. Mesela bir insan bir günah işledi. Bazen öyle efendim gerçekten öyle günahlar oluyor ki kul hakkı hariç, kul hakkını teslim ediyorsun ayrı ama o yaptığın günah seni acayip bir şekilde efendim etkiledi, sıktı, üzdü. Bir de şunu yap diyor. Günah işledikten sonra güzel bir abdest alır. Sonra 2 rekat namaz kılar. Allah-u Teala'dan bağışlanmasını dilerse Ya Rabbi affeyle, affeyle, affeyle Allah'ım deyip de Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah derse Allah Celle Celal onu mutlaka bağışlar buyuruyor. İnşallah. Mesela bu gece Cuma gecesi. Cuma gecesinde yapılan dualar makbuldür imsaka kadar. Ne yapalım? Şimdi bizde günahlarımız vardır. Ne yaptıysak hepsini artık elimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, içimiz, dışımız, aşikare, gizli, büyük, küçük bütün günahlarımızı affettirmek için 2 rekat tevbe namazı kılalım. Tevbe namazını kılarken niyet ettim Allah rızası için tevbe namazı kılmaya efendim dedik ve namaza durduk. Sübhaneke'yi okuduk, Elham okuduk. Sonra Kafirun suresini okuyalım. 2. rekatta da Fatiha'dan sonra İhlas suresini okuyalım. Kafirun ve İhlas suresiyle tevbe namazımızı kılalım. Ve namaz bittikten sonra 100 kere Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Yani Estağfirullah bir nevi özür dilemektir. Bağışla Allah'ım, özür diliyorum, yanlış yaptım. Bağışla Allah'ım, Estağfirullah, Estağfirullah. Sonunda da Cenab-ı Celle Celaluhu'ya ellerimizi açıp, dualarımızı yapıp yatmak lazım. Bunu sabaha karşı da yapabiliriz. Mesela imsak kaçta atıyor? Örnek olarak söyleyeyim, 6'yı 10 geçe. Biz 5.30'da kalkıp, 5'te kalkıp da bunu yaparız. Hem Cuma gününü beraber birleştiririz. Dualarımız, istiğfarlarımız, teheccüdümüz, efendim Kur'an'ımız ve Cuma sabahımız. Rabbim hep hayırlarla buluştursun. İyiliklerden ayırmasın. Yanlışlardan uzak eylesin. Bugüne kadar yaptıklarımızın affı mağfiret eylesin.
Yine devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir müjde veriyor. Buyuruyor ki bize, günahından tövbe eden kimse günahsız kimse gibidir. Tövbe ediyorsun ya, hani ne yapıyorsun bir yerde? Kirli olan bir yeri güzel bir şekilde dezenfekte ediyorsun. Orayı siliyorsun, süpürüyorsun. Efendim güzel, bazen de ondan sonra tozu, toprağı, pası kiri kalmasın diye efendim bazen çok çok fırçalıyorsun böyle. Ondan sonra bu fırçalamalar da nedir? Bazen günahına ağlayabilirsen var ya, asıl en büyük olay o işte. Ya Rabbi, ya Rabbi, Allah'ım ben ne yaptım ya Rabbim deyip böyle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu istiğfarımızı kurduk mu, onun sonunda Allah-u Teala Celle Celaluhu pırıl pırıl tertemiz bir tekrar dosya bizi açar, sayfa bizi açar. Rabbim kirletmeden de götürebilmeyi nasip etsin inşallah. Allah hepimize yardım eylesin. Zordur ama yapılabilir. Zordur ama yapılabilir. Allah Celle Celaluhu'dan hep yardım istiyoruz. Mesela bir insan günaha karşı durabilmek ve sevap olanı da işleyebilmek için, daha rahat sevaplara koşuşturabilmek için neydi bizim efendim en büyük zikrimiz? La havle ve la kuvvete illa billah. Cennet hazinesi. Bunu çok devam edeceğiz. Çünkü neden? Bu la havle ve la kuvvete illa billah sözü diyor ki Allah'tan başka güç kuvvet yoktur. Eğer ben ibadet edersem Allah yardım etti, yapabilirim bunu. Eğer ben günahtan kaçınırsam Allah yardım etti, günahtan uzak kalabilirim. Allah'ın yardımına çok ihtiyacımız var. Her yerde, her zaman. Dolayısıyla ibadette Allah'ın yardımı la havle ve la kuvvete illa billah. Günahlara karşı durmak için efendim Allah'ın yardımı la havle ve la kuvvete illa billah. Dolayısıyla la havle ve la kuvvete illa billah sözünü de günde en az 100 kere söylemek lazım. Rızkın da genişlemesine sebep olur. Eve de huzur verir, insana da rahatlık verir ve insanı da ibadetlere koşuşturur, günahlardan da uzaklaştırır Allah'ın izniyle. Şöyle bir hadis-i şerif daha var. Çok ilgimizi çekti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günahlara böyle dalmış, yuvarlanmış, perişan durumda, günah bataklığında olan bir kimsenin sonradan tövbe etmesini ve Allah'a dönmesini bir benzetmeyle anlatıyor bize. Orada bir örnekleme yapıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o gün için insanlar binit hayvanı kullanıyorlardı, binit olarak. Hayvana bazen suyunu koyuyor, yiyeceğini koyuyor, uzun mesafeler gidiyor ve sonra yoruluyor. Efendim bir ağacın köşesinde uyumaya başlıyor altında. O arada hayvanı da efendim ipini falan salık buluyor, çekiyor gidiyor. Adam ya uyanınca bakıyor, Allah Allah, hayvanım nerede falan. Başlıyor onu aramaya, çünkü adeta bütün yiyecekleri, maddi manevi bütün olayları hepsi onun üstündeydi. Arıyor. Ondan sonra bulamıyor. Takati kesiliyor. Yine bir yerde efendim böyle düşüp kalıyor. Bir gözlerini açıyor, bakıyor ki o aradığı hayvan karşısında. Elhamdülillah. Mutluluktan böyle uçuyor havalara. Ondan sonra efendim ne diyeceğini de şaşırıyor bir taraftan. Hatta dili sürçüyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya efendim karşı şükredecek ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen benim Mevlamsın. Ben senin kulunum diyecek. Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya bu sefer ne konuştuğunu bilemeyecek kadar efendim başlıyor aptallaşmaya adeta. Sen diyor efendim benim kulumsun Allah'ım. Ben de senin Mevlanım Allah'ım. Bak efendim senin sayende bak şükürler olsun buldum falan diye böyle başlıyor. Yanlışlar
yapmaya. İşte bunun tam farklı bir versiyonunu düşünün. Günahların içerisinde kaybol bir kimse, sonrasında bir silkeleniyor. Kardeşim, bu insanlar mı beni kurtaracak? Kabir var, ahiret var, hesap var. Kesinlikle yanlış yaptım ben. Yanlış yaptım Allah'ım. Artist olsam yanlışım, tiyatrocu olsam yanlışım, bütün insanlar beni alkışlarda yanlışım. Parası olan, efendim, gücü her şeye yeten bir insan olsam yanlışım. Ben bir kulum. Allah'ım, geldim sana. Geldim sana ya Rabbi diyen bir kuluna karşı Allah-u Teala'nın sevinci, kaybettiği hayvanını bulduğu zaman ne kadar seviniyorsa Allah da sizden birinin tövbesine o kadar daha çok çoğuyla sevinmiş olur. Allah seviniyor. Kulum hoş geldin diyor. Kulum hoş geldin diyor. Zaten senin oralarda yerin yoktu diyor. Sen oralarda niye geziyordun ki diyor. Hoş geldin efendim ve aramıza sefalar getirdin. Bundan sonra güzel bir şekilde tertemiz yaşayacaksın. İnşallah. Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi radıyallahu anh'ı hatırlayalım her zaman. O mübarek yanlış yaptı, sonra pişman oldu. Hazreti Vahşi tövbesini yaptı. Efendim, Zümer suresi 53. ayet, Allah-u Teala Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin dedi. İnne Allah'a yagfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlar buyurdu. Ve o da tövbesini yapmak suretiyle sahabenin arasına katılıverdi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi, ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Bütün şu anda dünyada dönen efendim ne kadar olaylar varsa hepsini Müslümanların lehine ve kafirlerin zalimin aleyhine çevir ya Rabbi. Sana emanetiz. Sen bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bizi darda bırakma ya Rabbi. Ekonomik yönden de darda bırakma ya Rabbi. Güzel çıkış yolları ihsan eyle ya Rabbi. Evlerimize huzur, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Çocuklarımızı, neslimizi, üretimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet vahşesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Ve yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle inşallah ilk gelenlerle beraber cennetine kavuşmayı, cemaline doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize, şu anda bizleri izleyen, dinleyen kardeşlerimiz hepsine nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanaka Allahumma ve bihamdika. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.